Bir söz daha söyleyeceğim. Bu bütün bir idarecinin şiarı, çalışma şiarıyla alakalı bir şey. Çok da güzel bir laf. Reşat Nuri Güntekin'in bir kitabında geçiyor. Halk memura veliyatullah'tır diyor. Yani ne diyor biliyor musunuz? Halk diyor, memura Allah'ın bir emanetidir diyor. O memur benim burada. Halk da bana Allah'ın bir emaneti. Vebali var. Vebali var üzerimizde. Her bir onu mutsuz edecek, onu üzecek, isteklerini, taleplerini duymazlıktan gelip, görmezlikten geldiğimiz zaman ahirette hesabı olduğunu bilerek ömrünü çalışmaya adamın gerekiyor. Bütün benim şiarım o. Herkesi mümkün olduğunca, elimden geldiğince mutlu etmeye uğraşacağız. Herkesin kalbine, gönlüne girmek için uğraşacağız. Birkaç tane de şeyimizden bahsedelim, onları da getirdik. Şeyi dağıtın. İşte biz de kelebekle olarak hep bunları konuşuyoruz Aymakın Bey. Değerli ayarlıyoruz. Yanımdaki beyefendinin kürsüdeki konuşması. İlk geldiğim hafta dikkatimi çekmişti bana. Arkadaşlar. İlçe eğitim müdürümüz ilçemizin o dönem kaymakamla vekalet ediyor. Şu anda aslında benim bulunmuş olduğum makama hizmeti geçmiş bir beyefendi. Evet. Yanımda. Doğru. Allah emeklerini öbür dünyada karşılayacağız. Ondan yiyin şekeriniz düştü. Ben fark ettim bir şeker bulamamıştım. Onu sağ olsun şeyler getirdi. Ailem getirdi. Cumartesi geldiler ailem. Buraya. Çok beğendiler Bozkır'ı. Evet. Ankara'da mı oturuyor? Ankara'da oturuyor. Yeni mahallede. Öyle mi? Evet. İlk defa mı geldiler Aymakam? İlk defa Bozkır'a geldiler. Hangi burada? Yeni mahallede Park Yediağ diye bir yer var. Yediağ diye bir yer var. Aselsan'ın karşısı, Macun Köyü'nüz. O Yediağ'ın arkası. 8 tane oturdu burada. Yeni mahallede. Şimdi Kaymakam Bey, o zaman siz burayı geri geldiniz. Şöyle bir 15 dakika daha şeyimizi anlatayım da ben. Şşş, birkaç işimiz var. Şu dağıtılsın herkese. Başlayalım şöyle. İlk başta Demir Asaf'la gireceğim işe. Demir Asaf'la. Şunu ver. Şimdi geldiğimiz zaman dedim ki, bu caddenin adı Demir Asaf. En büyük mahallemizin adı Demir Asaf. En merkezi yerimizin adı Demir Asaf. Kim bu Demir Asaf? Hemen bilmiyoruz, tanımıyoruz. Herhalde önemli biriymiş. Bilmem ne. Ondan sonra şehit bir kaymakam olduğunu söylediler. Şehit kaymakam dediği zaman bizim için öyle bir bantel ki o. Yani kayıtsız kalmamız mesleğimize hakaret olur. Ondan sonra hemen araştırmaya başladık. Demir Asaf Bey'in hayatta bir evladı yaşayan aile üyesi, efradı var mı? Ondan sonra sağ olsun Yakup Bey ve Ali Çelik Bey, hani bunlara öncülük ettiler. Beraber görüştük, ettik. Torununun oğlu sağ, Ozan Batu. Belgeleri getir. Şimdi 1919 yılında İngilizlerin bu bölgede İngiliz Muhipleri Cemiyeti adı altında göndermiş olduğu kişiler tarafından bir milli mücadele hareketine karşı örgütlüyorlar isyancıları, eşkıyaları. Size ev vereceğiz, arsa vereceğiz, yağmaladığınız her şey sizindir diye halkı kandırıyorlar, galeyana getiriyorlar. Ondan sonra eşkıyalar da önüne gelen ne varsa yağmalıyorlar, hükümet konağına da geliyor. Hükümet konağına geldikleri zaman karşılarına Kaymakam Bey çıkıyor, mavzerini alıyor, aşağı iniyor. Aynı Ömer Halis'in vakasının aynısı ya. Ele geçiyor.
geçirmeye kalktıkları zaman karşılarına çıkıyor, silahını çekiyor, kardeşim diyor, burası namus diyor. Buraya vermeyiz diyor, Türk bayrağı oradan diyor. Ondan sonra geliyor, çatışmaya giriyor. O sırada gelen kurşunlar da şehit oluyor. Aynı zamanda eski redif deposu diye kullanılan bir askerlik binası var. Aynı bugün o adliyenin yerinde yapılan, onların hepsinin teker teker fotoğrafları var elimizde. Sergiye de katacağız inşallah. Çıkartıyoruz. Birkaç örneğini getirdim. Onları göstereceğim size. Oradaki binamızdaki binbaşımız, yüzbaşımız, onbaşımız beraber şehit düşüyorlar ve bugün mezarlıkları Bozkır Şehitliği'nde. Şehitlikte. Evet, şehitlikte yatıyorlar. Ondan sonra torununun oğluna ulaşıp telefon ettiğiniz zaman çok duygulandı. Dedi ki, yıllar boyunca dedi, benim elimde dedi, bu dedemin dedi, iki tane nadide fotoğrafı vardı aile abimizden. Bu fotoğrafı birileri ister diye atmadık, bekledik. Ömür boyu, hayat boyu bunu bekledik. Bu anı bekledik dedi. Yani o fotoğrafları bir Bozkır Kaymakamlığından biri ister de biz de onurla, gururla dedemizi sergileriz, gösteririz, anlatırız, kamuoyuna duyururuz, tarih sahnesine çıkarız dedi. Biz de çok gurur duyduk. Hemen aldık. Onlara çok güzel bir tablo haline getirdik. Yaptırdık, makamımıza astık. Makamımıza geldiğiniz zaman o karşılayacak sizi. Tarihe yeniden bir sahip çıkma, aidiyet hissi oluşturma, Bozkır'ın şehit olmuş değerlerini gün yüzüne çıkarma açısından çok güzel bir iş oldu. İnşallah da mezar taşının kısmına kaymakam yazısı yazılmamış. Şehit de Mirasaf diye yazıyor. 36 yaşında şehit edilmiş. Selanik Türk. Selanik Türk. Ona kaymakam yazısını da eklettikten sonra torunun oğlunu bizzat davet edeceğiz. Bozkır'ımıza gelecek. Göstereceğiz şehitliği. Demir Asaf'ın fotoğraflarını göstereceğiz. Ben şeyden devlet arşivlerinde benim üyeliğim var. Teker teker oradan Demir Asaf'la ilgili belgeleri arşivden çıkarttım. 1915 yılında İstanbul Polis Müdürlüğü'nde polis memuru iken Bozkır'a kaymakam olarak atanıyor. Düşünün nerelere gitmiş. Ya. 1917'de Manisa Alaşehir'e atanıyor. Oradan şeye, Sayda diye bir yere. Sayda neresi? Lübnan, Beyrut'un, bak evet, coğrafyaya bakın. Beyrut'un 45 kilometre güneyindeki bir kaza. Oraya atanıyor. Oradan alınıyor. Gürcistan, Batum'a. Osmanlı hakimiyetindeki topraklar söz konusu olduğu için ta şeyden o Arap coğrafyasından şeye, Rus, Kafkasya'ya alınıyor. Oradan yeniden şeye, İstanbul'a dönüyor. Erzurum polis memuru, müdürü oluyor. Yani Erzurum İl Emniyet Müdürü bugünkü karşılığı. Oradan yeniden Bozkır'a geldiği zaman 1919 yılında son görev yeri olarak yeniden geldiği zaman şehadete erişip vefat ediyor. Şimdi Kaymakam Bey, orada bir konu o konuyu sonra konuşalım mı? Yok. Şimdi bu, bitireyim bunu da. Şeyle bitireyim. Bu konuyla ilgili. Tamam. Ya bitireyim. Neyse, de, şey yapayım da. Sonra devam edelim. Bitirin onu. Şöyle yaptık. Bu şehidimizin... Yani isyan konusu var ya. İsyanı ayrı konuşalım. Yok, isyanı şöyle diyorum. İsyan geçer. İsyanda babam anlatır. Babam 9 yaşındaydım diyor. Rafet Belediye bir miralar gelmiş. Atım üzerinde. Hükümet konağının önünde bütün bozkırlığı toplamış. Babam anlattı rahmetli. Atım dedi, gemini iki tane asker tutuyordu. Özenkiler de ayağa kalktı. Bozkırlılar, inceledim. Bozkır'ın içinden isyana karışan yok. Hatta mağdur olanlar var, öldürülenler var. Onun için 7-8 tane top mezara, 7-8 tane asara koyduydum. Bozkır'ı yerle bir edecektim. Fakat Bozkır'ın içinde isyana karışan yok. Kayapınar'dan gelmişler. Onları şehit etmişler. Kaymakamı şehit etmişler. Hepsini şehit etmişler. 4 tane elebaşı Şumra'dan şeyden yakaladım. O 4 tanesini hükümet konağının önündeki Suud'da asacağım yarın. Yarın gelin demiş. Sizin kabahatınız yok. Kaldırıyorum. Topları kaldırıyorum. Siz de mağdur olmuşsunuz demiş. Kaymakam Bey'e bunu açıklamak zorunda kaldım. Şöyle yani.
Hani Bozkır isyanı denince. Yok, Bozkırdılar. Bozkır'ın milli mücadele tarafta. Evet efendim. Bozkır'ın içinde. Dışarıdan geldi. Evet, Bozkır'ın içinde bir şey yok. İngilizleri çıkarttı. Bazen yanlış bilgiler veriyorlar. Bozkırların milli mücadele yanlısı olduğuna dair bir sürü zaten şey tamam, var. Bu arada benim açıklamam lazım. Rafet Bele. Evet. Rafet Bele. Refet Bele geliyor. Söğüt ağacı değil hocam, çınar ağacı. Çınar ağacı falan yok kardeşim. Çınar ağacı bak, onu da diyeyim bozkırlara. Tamam. Çınar ağacı 1908'de dikilmiş. Bu konumuzun kesilmesi. Burada şeyler de var zaten. Meclis tutanakları, meclis görüşmeleri var. Biz onları da derledik, çıkardık. Olayın nasıl cereyan ettiğiyle ilgili bu kaymakamımızı şehit eden kişinin idamını istenmesi. Doğrudur o belgeler. Şunu al. Ardından şehit ailesine maaş bağlanması. 1926 yılı resmi gazete kaydımız bu. Kaç yılına bağlanmış? İlk başta şeyde bağlanıyor. 1923'te bağlanıyor. Her sene devam ediyor. Bayağı. Cumhuriyetle beraber zaten şeyler de eski iddiatçı olup bakanlık yapmış kişilerin de aileleri. Ermeniler tarafından şehit edilen Cemal Paşa'mız, Talat Paşa'mız, onların ailelerine, çocuklarına maaş bağlanıyor. Burada tek tek yazıyor. Mesela Konya Hadise-i İsyaniyesi'nde vazife uğrunda şehit edilen Bozkır Kaymakamı Demir Asaf Bey, zevcesi ve iki çocuğu. Yine devam ediyor aynı şekilde. Zevcesi Samiye Hanım, Kerimesi dediği kızı. Gülseli Hanım, mahrumu dediği oğlu. Demir Gevseli Bey. Yine devam ediyor. Bu maaş her sene yenilenmiş. Devam etmiş. Buradan zaten biz ailenin de şeceresine ulaşmış maaştan olduk. Maaştan kaç para yeniliyor? O demin maaşıyla geçinebilecek kadar. Bir ailenin idare edeceği. Bugün de işte o Ozan Batu Bey'in aile şeceresinde çıkıyor. Anneannesinin babası. Bunu al. Bu da o şeyler, o dönemin evrakları. Mahkeme evrakları, tutanakları. Bunun renklisi de var. Evet, zabıtları. Çok güzel bir arşiv yapmışsınız. Bunlar, daha dur. Demir Asaf konumuz bu. Bozkır. Burada da şey var. Türk İdare Tarihinde Şehit Kaymakamlar kitabı basılmış. Türk İdareci ve Araştırmacılar evet. Vakfı. Bunun çıkartanı, bunun sahibi falan hep zaten mülki ekibi. Öyle. Burada da şehit kaymakamımızı yer vermişler. Buradan da bu teyit edildi. Efendim, kütüphanede böyle bir şeref köşesi, bilmem ne köşesi yapsak burada. Yapılabilir. Murat Bey diyorum. Tablosu şunların fotokopilerini alsın da genç nesil öğrensin. Hazır. Yanlış bilgi edinmesin. Şöyle yapalım. Makamımıza geldiğiniz zaman göreceksiniz. Merdivenlerden çıkarken karşıda büyük bir boş duvar vardı. Hiçbir şey yoktu o duvarda. O duvara boydan boya eski Bozkır Hükümet Konağı'nın fotoğrafını aldık, oturttuk. Yani yaklaşık bir buçuk metre eninde bir tablo, büyük, çok da şık durdu. Onunla alakalı arşiv belgeleri araştırdık. Ne zaman yapılmış bu eski Hükümet Konağı? Bu şeydeki yer. Anıt Meydanı'nın oradaki yer. Bilirsiniz, kuleden fotoğrafı da var, hapishane de var, orada han da var. Yer vardı. Evet, o yerde yapılmış. 1879 yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ne göre oraya bir ödenek gelmiş. Bu da anlaşılıyor ki o bina 1879'da varmış. Ama fotoğrafta gördüğünüz bina 1882 yılında mücededen inşa diyor. Yani mücededen inşa şu demek, yeniden yapılmış, yıkılmış demek ki. Ya depremden ya yangından bir şey olmuş. 1882'de yapılmış. O 1882'de yapılmış, 1912'deki bir belgesi var burada. Burada, şurada Konya vilayeti yazıyor. Şurada. Yine dahiliye nezareti yazıyor. Bu Osmanlı Arşivi'nden aldığımız bir belge. Dün çıkardım bunu da. Buraya geleceğim, konuşacağım diye. Dün indirdim. Bozkır hapishanesi dolduğu için diyor, kapasite yetmediği için girişte ambar varmış. Kaymakamın atını bağladığı, içerideki müdürlerin atını bağladığı eskinin otoparkı. O otopark yerini hapishaneye ifrağı diyor, yani dönüştürmesi.
Orası ambar hapishaneye dönüşmüş. Bunda dönüştürme vermiş. Biz onları hatırlıyoruz. Ben canlı olarak gördüm, biliyorum. Babam gardiyanlık yaptı orada. Öyle mi? Evet. Çok güzel. İşte bize bunlar lazım. Sohbetler bunun için. Şeydi. Kerpiçlerindi orası. Hatta 3 tane mahkum kaçırmış. Geceden kerpiçlere suyu dökmüşler. Ondan sonra aldıklarıyla kaçmışlar gece. Nasıl? Kerpiçe su dökünce yumuşuyor. Toprak ya kerpiç toprak ya. Toprak ona su döküyorlar, yumuşuyor. Ha, nöbetçiler de var ama oradan işte onu alıyorlar, oradan kaçıyorlar. Ama hepsini de yakalamışlar, döve döve deli etmişler. Bir de kadınlara bir sahnesi vardı, ben Okan Bey. Orayı gördüm ben, onu diyecektim ben. Adana eteğinde hala var. Kadınlara bir sahnesi de vardı diye. Vardı, evet orada da. Da. Şöyle, 1902'de büyük bir tamir geçirmiş, onu not almışım. Bir de şey diyor, bu 1879'da ödenek geldi demiştim ya. O ödenekle ne yapmışlar biliyor musunuz? Hapishane yapmış bir tane. Samanlık yapmış, ahır yapmış, koğuş yapmış. O da niye biliyor musunuz? Bu da çıkardığımız içerideki odaların adları. Hükümet konağı krokisi içerisinde. Bakın neler var içinde. Girdiğin zaman sağda mahkemeyi bidayet odası diyor. Mahkemeyi bidayet ne demek biliyor musunuz? İlk derece mahkemesi. Bidayet ilk, nihayet son. İlk ifadeleri olan orada alınıyor. Evet, bidayet nihayet. Şevk ediliyor. Solda zira durmuşlar. Bakın sağda onun yanında müstantik odası diyor. Müstantik bugünkü sorgucu. İfade alma odası. Sorgulay. Evet. İcra mübaşir ser odası diyor. Yani icra müdürünün baş odası. Nüfus vardı orada. İcra, ben onu hatırlıyorum. İcra. Bir kat, nüfus tahminen üst kat. Üst kat yok, alt kat. Bak icra dairesi de altındaydı, evet. Bir de tarım dairesi solda girişte. Bak çok enteresan, aşar kalemi var. O dönemin vergisi aşar ya. Kaldırılana kadar galiba. Aşarın kaldırılışı 1925 diye hatırlıyorum ben. 25'te kaldırıldı, 25'e kadar o vergi toplanmaya devam ediyor. Aşar kalemi. Yanı emlak kalemi. Gayrimenkullerden alınan. Karşıya geçtik. Meclis idare odası. Bu enteresan. Yani bir meclis varmış o dönem. Hani köylere hizmet götürme birliğinin meclisi var ya, ona benzer bir meclis bu. İl genel meclisi gibi de düşünebilirsiniz içeride. Mal ve sandık odası. Oğlum. Mal müdür. Mal müdür demek. Yanı kahve ocağı. Bildiğiniz her zaman. Arazi odası, tahsildar odası. Tahsildar odası da o vergileri alan arkadaşın yeri. Çok güzel bir dağım var. Kroki, bunu da dün çıkardım. Bunu al. Aa, bu kelimeler de hepsi. Yani şeyleri yapın. Mesela evet. Bozkır Postası'nın ilk sayısı bu. Bozkır Postası gazetesinin ilk sayısı. Tarih 1988. 19 Ekim. Bakın cümlesine. Bozkır Kaymakamlığı'na Seydişehir Emniyet Amiri Fevzi Şahin vekaleten anlıyor. Evet. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Kaymakam'a vekalet ediyor. Sizin dönem, evet. Sizin dönem. 88. Yok, 88. Evet. Tamam, o atandı. Evet. Şuradaki vefat etti. Bak gazete. Çok iyi bir insandı ya. Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yine burada. Allah rahmet eylesin. Sizler daha iyi bilirsiniz. Buradaki Akman eski esnaf. Akman ticaretler. Evet. Arkada da bakın Bozkır Gençler Birliği 1, Tekmeran 1. Kırtasiyeler falan. Bakın mesela Konya Milletvekili Kadir Demir ilçemizde geliyor. Bu Kadir Demir kimmiş biliyor musun? ÖSYM Başkanı Ali Demir'in abisiydi. Evet. Çok enteresan. Ali Çerçeli. Evet, evet. Bozkır Ortaokulu mezunu, lise mezunu. Benim okulum da. Kadir Demir. Kaymakam, bir de Orhan Demir var. Orhan Demir de yaptı mecliste. Kardeşleri. Bir kardeşi yok. Orhan Bey. Hükümet konağı, BTT, birçok binada Kadir Demir'in şeyi var. Ama Kadir Demir'i Bozkır'ı işte ağırlığı yaptılar diye şey yapıyor. Suçlarlar. Fakat gerçeği şu, Akbulut diye bir başbakan var. Buraya geldi, bizzat ben de varım, kaymakamlığın odasında. Kadir Bey dedi ki, Seydişehir'le Beyşehir'den çok dedi, yakasını göm dedi. İl olmak için yarışıyorlar. Bozkır'ı il yapalım dedi Kadir Bey'e. Kadir Bey dedi, Bozkır'ı il yapacağız dedi, Yıldırım Akbulut, başbakan. Ben de şahidim buna, dinliyorum.
Oskril yapacağız, saatimi bağlayacağız, şurayı burayı bağlayacağız. Yalnız sen dedi, Ağrı ilçe yap dedi. Üç Pınar ilçe yap, Sarıoğlan'ı ilçe yap dedi. Tamam dedi Kadir Bey de. Kadir Bey'in kolları sıvadı. Şimdi bak Kadir Bey'in onda kabahati yok. Ağrı ilçe yaptın. İlçe olacak yerler Kaymakam Bey, belediye ile Nahiye Müdürlüğü olacağımış. Ağrı'da problem çıkmadı. Üç Pınar'da da çıkmadı. Yani... Üç Pınar'da Konya İl Özel Dairesi'nden geçti oluru. Sarıoğlan'a geldik. Sarıoğlan belediyelik değil. Yani ben de Kaymakam Bey'liyim. Beyhan Doktor İktidarı Kurulu'nda. Lan ne yapalım? Bize dediler ki Konya'dan emir verdiler. Orayı birleştirip şey yapacaksınız. Belediyelik yapacaksınız. Haydi Kuzören'e gittik. Kuzören kabul etti ilhakı Sarıoğlan'a. Boyalı kabul etmedi. Koçaş da kabul etti. Boyalı'yı da zorla ikna ettik. Derken Yıldırım Akbulut'tan başbakanlığı aldı. Özal Mesut Yılmaz'a verdi. Bizim il hayali de bitti beyler. İl hayali bitmesi ne demek? Kadir Demir'e de milletvekili hayali de ham hayali, ham. Sizi göremez. Öyle oldu bak, aynı böyle. Evet. Ama Kadir Demir'e söylenirler. Kadir Demir'i PTT'den tut, hükümet konağı. Bütün binalarda rolü var. Bütün plan komisyonu başkanıydı. Fakfuk Fon yine güldürdü diyor. Bozkır Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın adı eski Fakir Fukara Fonu. Doğru diyor. Fakfuk Fon. Çok enteresan. Burada başka. Onun haberlerini de devam ettirmiş. Adem Mızrak bunun sahibi. Evet. Yazı İşleri Müdürü de Mehmet Demirak. Sahibi. Bunu da al. Şu şeyi ver. Eğitimi ver. Bak. Gelen fotoğraflara mı? Bak bunu tuval yaptı. Aman. Bu harika bir fotoğraf. Bakalım kim ki ya bu. Bunu biz çıkaramıyoruz. Şimdi ulan, bizim istediğimiz şu. Bunun tarihi ne? Hangi okul? Öğrencinin adı ne? Bir bulabilsek çok güzel olacak. 40-50'li yıllar diye tahmin ediyoruz. Okulda Cumhuriyet ve Atatürk İlkokulu, ortaokuldur. Ortaokul çocuğu. Ramazan Çınar'a çok benziyor. Evet. Ramazan Çınar. Kim Ramazan Çınar? Görevi. Okul, evet, okulu öğretmen. Çıkaramayız ama okulu nasıl çıkaracağız? Dere, o derede okudu. Bu, buradaki önemli olan mesaj şu. Ortaokuldaki bir çocuk bakın, bir insanın. İlkokuldaki. Belki ilkokul, değil mi? Ya hayır, bizim söylediğimiz o. Yani buradaki dikkat çekmek istediğimiz... Şu akıllı tahtalar çıktı, bu kaliteyi yakalayamadı. Fotoğrafta bu var. Nasıl çizmiş? Bu elle çizilmiş, ya. Teker teker oklar çıkarılmış. Bakın diyor ki, dört diyor, akciğere giden toplar damar diyor. Bak ve bu o dönemin eğitim kalitesi için elimizdeki evet. Harika bir örnek. İşte onu demek istedim. Bunu böyle yaptırdık, böyle daha bir sürü yaptırıyoruz. Bunu al. Kaymakam Bey, 58'de ben ortaokul okuyorum. Dursun. Ali Nevruz'u bilirler. Bizim köyde de hanım öğretmen gidip geliyoruz bizim köye. Çok disiplinli bir öğretmen ama matematik öğretmen bakımından bir numara. Ben 10 metre arkasından giderim böyle. Yerci çalışıyor musun? Çalışıyorum hocam. İyi çalışıyor. İbrahim Dinçer okul müdürü, ortaokul müdürü, kızı ve böyle Süheyla. Süheyla Dinçer. Kızı Süheyla. Lokman Ciğerci kalk dedi. Kalktım. Tahtayı ortasından tebeşirle ikiye böl dedi bana. Bak. Tahtayı, kara tahtayı ortasından ikiye böl. Böldüm böyle çizgiyle. Yaz. Birinci soru. Tavşanın anatomisini çiz. Bana. Bakın orada bu. Birinci sınıftayım. Süheyla'ya. Tavuğun anatomisini çiz. İkinci soru, üçüncü soru. Uzak derim, şimdi şuraya geleceğim. Bakın, ilkokuldaki bir çocuk neler insanın öyle? Anatomisini çiziyor. Kalp, yürek, dalak hepsi mevcut. Eğitimin kalitesine bakın. Sinüs var, kosinüs var o zaman. Bugün lisede belki okutmuyorlar bunları. Buyurun. O kadar hazıra konulmaya alışılmış ki zaten tahtada çıkıyor, bakıyor akıllı tahtada, çizilmiş hali, hiç kendi uğraşmıyor. Şimdi 62'den tavşanı çizemez o lise talebesi. Evet.
şeyleri verin. Yine güzel bir doğru. Sergimizi de bu gördüğünüz hafif, bu çok ucuz, uygun fiyatta bir şey. Fotoğrafı çeken Mehmet Ali Yılmaz. Fotoğrafı arkasına yazın. Saatçinin büyük oğlu Mehmet Ali Yılmaz. Evet. Bu fotoğrafı çeken. Kurşun kalemi var mı? Mehmet Ali Yılmaz. Burhan'ın babası. Ben hatırlıyorum çektiğini. Fahri Amcam'dan alınma bu. Fahri Amcam rahmetli koleksiyoncuydu. Bu fotoğrafları Ali Çelik'ti. Evet, evet. Amcam'dan alınma. Benim amcam. Mehmet Ali Çelik kim oluyor? Kim oluyor Mehmet Ali Çelik? Yılmaz. Ali Çelik. Mehmet Ali Yılmaz. Mehmet Ali Yılmaz şeker fabrikalarında memurdu. Burada Saatçi Şakir Yılmaz vardı. Onun büyük oğlu. Fotoğrafı çok güzel çeker. Bozkır'da ilk seyyar fotoğrafla fotoğraf çeker. Bizim ortaokulda falan çok fotoğraflarımızı çekti. Bunu çektiğini ben hatırlıyorum. Bunu çekildiğini hatırlıyorum. Bir de Rıza Dayı vardı. Mehmet Ali Yılmaz. Daha eski tarzı. O çekmiş olamaz mı Rıza Dayı? Foto. Fotoğraf. Genellikle fotoğrafının üstüne de o yazıyı yazardı yani. O öndeki yazıyı. Mehmet Ali Yılmaz, tamam. Burhan Yılmaz'ın abisi. Abisi. Ayhan Yılmaz'ın. Bursunlar Derneği'nin. Burhan'ın babası. Babası. Ayhan Yılmaz. Ayhan değil, Burhan'ın babası. Burhan. Sizin büyük ihtimalle kim? Hükümet tabipliği dediğiniz yer tam bu. Orası. Okuduğu yer, fotoğrafı çektiği yer. Burada fazla kalmadık yalnız. Bunlardan böyle Bozkır tarihini gösteren 12-13 tane fotoğrafımız var. Hepsinden bu şekilde yapacağız. Hani bir örneğini görün diye biz getirdik. Şunu şöyle gördünüz mü efendim? Elden ele şöyle bir bakın. Yok, arkadaki tepeyi gördünüz mü? Biz gördük. Neresi? Şurada. Burada i̇şte, kule var mı? Yok olan kule, o kule. Evet. İşte. Oradan da fotoğraf var. He. Oradan çekiyor. Bu kuleyi Lokman Bey Belediye Başkanlığı zamanında kaldırdı. Yanlış icra. Oraya geçsin. Bu çok güzel. Harika bir şey. Bunu göstereyim. Bak. Tek tek isimlerini yazın. Şuna bir bak. Bunun isimlerini buluruz. Ben yazarım. Ben bilirim. İsimlerini yazıvereyim tek. Bozkır'da kurulan 1939 yılındaki ilk futbol takımı. Bu bina nere biliyor musun? Zeki Bey'in sağlık ocağı binası işte bu bina. Alt burkası. Zeki Bey'in sağlık ocağı yanı başladı. Akdır restorancı. Akdır restorancı. Akdır restorancı. Akdır restorancı. Akdır Bozkır halk evi. Halk evi bak. Futbol olduğu için halk evi badiyeliyorlar. Orada soyulmuşlar. Bozkır halk evi bak, çok önemli. O dönem halk evleri meşhur. Meşhur. Babam da başkanlığını yapmış. Sonra sonra babam Demokrat Parti'ye geçmiş. Demokrat Parti kurulmuş. Üretmiş yani. Doğruyu. Geçelim. Ha, bak. Birden başlayalım. Birden neydir? Sondan başlayalım. Şöyle ben tutayım, sen göster. Kameraya da alın da şey. Bak şu Hacı abi. Tekelinin hacı. Tekelinin hacı. Kalem. Terzi, Terzi Ahmet. Dur. Terzi Ahmet. Terzi Ahmet. Hepsini bilemeyeceğim lan. Bilemeyeceğim. Dur bende var. Vay anasını be. Söylediklerini. On numara da söyledim. Yok, on numara Terzi Ahmet değil. Tekelinin hacı. Zemin yapacağım. Yanındaki Alim Dayı'nın da, Alim Dayı'nın. Tekelinin hacı. Alim Dayı'nın akrabası. Dokuz mu? Alim Dayı'nın da. Kim Alim Dayı'dan? Boray'ın da. Altı numara. Rahmetli bizim de başkanımız gençler buradaydı. Hasan abi. Hasan Aydın. Altı numara işte şu. Hasan Aydın. Ormancı. Ormancı. Ne bu? Evi de ormancı. Hasan Aydın'ı tanıdık. Başka var mı tanıdık? Tanıyan var mı başka? Ben geçiyorum. Ama tanımazlar onu. Ben tanıyamazlar. Lokman Bey tanımsa biraz tanımsın.
Şey mesela bozkır kaşığı gibinin de böyle tek tek yazıyor. Zahmet demedim. Bir şey yazmıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir dakika, çok önemli bir konu açtık. Arkadaşlar, Ali Biren Bey, önemli bir konuyu açıklayacağım. Bozkır'la ilgili kim ne derse desin bana. Bozkır Kaşık ekibi mertlik, cesaret ve Bozkır'ın medarı iftiharı. Havası sert insanı mert özelliğine sahipti. Ben çocukken Bozkır Kaşık ekibi çok efemsi oynanırdı. Yani kaşıkları alıp meydana çıkan iki kişi Lokman Bey gibi çok cesur böyle karşıya bakarak oynardı. Öyle sahnede takla atmak, bir dakika ayak atmak bilmem ne yok. Ayak atmak yoktu. Daha sonra oklara bunu soktular. Bak bununla ben karşı çıkıyorum. İsterse bana ne derlerse desinler. Bozkır Folklor ekibinin ilk kaşık oyuncusu Dereli Davulcu Ahmet'tir. Örnek olan. Dereli Davulcu Ahmet. İlk örnek. Biraz mert. Fakat sonradan ayaklarını hoplatırlar, takla atarlar, bilmem ne yaparlar. Bu bizim doktorumuza uygun değil. Yapan yapsın, yapmayın. Ondan sonra yapmasın arkadaşlar. Ben açık konuşuyorum. Orhan Bey, arkadaşlar, sene 2000. Kültür Bakanlığı'ndan bir yazı geldi. Belediye Başkanlığı'na. Kültür Bakanlığı'ndan gelen yazıda diyor ki, Türkiye'de iller ve ilçeler arası folklor yarışması yapılacak. Ve ben yazıyı okudum, dedim ki bizim folklor ekibinin böyle biliyorum ocağından, meraklıyım da çocukluğumdan beri. Dedim katılacağım dedim. Yaylalı da belediyede yazı işleri müdürü. Yaylalı'yı biliyorsunuz. Mustafa'yı çağırdım, dedim Mustafa biz dedim bu yarışmaya katılacağız dedim. Ya başkanım dedi, yapamayız dedi ya. Oğlum yapamayız demeyecektim. Başarı başaracağım diyenlerimdir. Hemen dedim daha başında dedim tezemmek yok. Katılacağız. Ankara'da 9 sene görev yaptım emniyet amiri olarak. Ankara'yı da iyi biliyorum. Ankara'da Ulus'ta Cumhurbaşkanlığı Devlet Senfoni Orkestrası var. Orada yapılacak yarışma. Ve biz Yazdım Ekim Bey ile takviye edip güzel bir ekip hazırladık. Yaylacıyla birlikte. Uzatmayın. Ve orada bir hafta çalışma yaptık bu dediğim Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nda. Türkiye birincisi geldi. Türkiye birincisi. Erkan Mumcu, Kültür Bakanı. Kültür Bakanı. Hem plaket aldık hem de o zaman 2500 lira belediye, 2500 lira iyi para 20 sene önce. Ve bu ekibe şey yaptık. Hocamın dediği gibi dejenere ediliyor folklor ekibimiz. Dejenere edilmesi ya. Bizim folklorumuz böyle bakar mıyız? Fikir var, anlam var. Şimdi siz sırasınız. Tamam mı? Şimdi bakın ben çok yerde görev yaptım. Çok güzel. Karadeniz'de saatlerce çıkarlar, hamsi koydun tavaya, başladı oynamaya, başladı 2 saat, başka bir şey yok. Bir zurna, bir de şey, nedir, kemençe, bak başka enstrüman da yok. Gelelim doğuya, doğuda, güneydoğuda, oralarda da görev yaptım. Diyarbakır bölge müdürlüğüm ben, kriminal bölge müdürlüğüm, 14 ile bakıyordum, hepsine giderim. Ellerinde, ellerinde ne var bu Kürtlerin diye? Sallallah. Full Allah. Ha. Hep aynı. Onlar da halay, horon. Karadeniz'de horon, orada halay var. Halayla aynı hava 2 saat oynarlar. Ama bak bizim... Her şeyin sonu halaya bağlı. Kaymakam Bey, bizim Aslan Mustafa farklı. Ozan Davu farklı. Müslüme farklı. Bütün türkülerimiz hepsinin ayrı figürü, ayrı anlamı, ayrı hareketi var. Onu demek istiyorsun değil mi hocam? Ya buyur. Evet doğru. Acayip bir şey çıkarıyorlar orada. Takla atılır mı ya? Bozkır kaşığı gibi takla atar mı yerde ya? Ayağını şöyle atıveriyor, bilmem ne yapıyor. Sevmiyorum abi ya. Kaymakam Bey. Zamanı söyleyeceğim. Adamı oluşturmayı gör. Ben
Abi zaman yetmeyecek bu toplantıya. Sonra bir de alır kalkacağız. Kaymakam Bey. Dur bir dakika Kaymakam Bey bir şey konuşuyor. Şu var mı? Yok yok. Zamanımız yetmeyecek. Şu ekibi bak. Çok güzel ekip. Bozkır Kaşık ekibinin isim isim. Bak isim isim. Ben size isimlerini vereyim. Başaran dayı var. Defçi Bozdamlı Musa. Musa büyükmüş. Evet. Kemal Üçpınarlı. Musa'nın Mehmet. Musa'nın Mehmet. Mehmet Gülhan bu. Cümbüş de merhum Mehmet Yılmaz. Mehmet Çavuş deniyor. Mehmet Çavuş. Bağlamada Sopranlı Başaran dayı. Mehmet Sezer. Hepsinin adı da Mehmet Bey ya. Şey ya. Mehmet Musa. Mehmet Musa. Ayaktakiler Akçapınarlı Rahim'in Ahmet Çavuş. Evet. Rahim'in Ahmet Çavuş derken ne diyor ya? Yani? Rahim'in Musa. Rahim'in. Rahim'in niye diyor? Babasının adı Rahim. Ha. Babası. Babasının adı Rahim'in. Rahim Çavuş deriz. Tamam. Doğru. Akçapınarlı Hacı Güler, Akçapınarlı Merhum, Abdurrahman Arslan Kaya. Asıl baş ekip bu. İsim isim burada baş yazıyor. Ekip. Ama bazıları mesela şimdi o futbolcular için veya şu tahta önündeki çocuğun ismini bulmak, onun tarihini bulmak, hepsi onun mi? Okulunu bulmak çok zor. Doğru sporcu. Hepsini ben İnşallah. 60 oynadım ben. Gençler böyle gidiyor. Tamam. 60. Öyle isimleriyle sergide yer alırsa daha iyi. Şimdi zamanımız dar Kaymakam Bey. Birkaç şey daha söyleyeceğim de ben kaçayım. Arkadaşlar da kaçayım. Sonra zaman. Şunu İmmet Bey bir şey söyleyecek. Kaymakam Bey. Kaymakam Bey bu... İmmet Bey böyle bir şey diyor. Kaymakam şimdi... İki söyleyecek size. Benim abim kaybeder vardı, memnun oldu diye birisi. Bu baskana gelenlerden o da varmış, 14-15 yaşlarında. Şimdi geldik diyor, şey diyor, mülkeyim diyorlardı kaymakama. O zaman. Bana diyor ki, ben iş oraya girdik diyor, mülkeyim şehit olmuş diyor. Kan akıyor, sarışı bir işi diyor. Sarışı. Selanik Türk'ü zaten ya. Sarı. Adam şey, sarı. Balkanlı. Adam Kumeli Türk'ü, yani, evladı Fatih ya. Adam atıyor. Sarı saç, mavi göz. Sarı neydi? Sarışın. Atacık gibi. Mütteyim diyor, mütteyim diyor kaymakama. Mütteyim diyor, sarışını diyor, diyor. Silahı diyor, yanına gidip diyor. Ben alacaktım diyor. Benden büyüklüsü geldi, silahını aldı diyor. Bu alanlar da acılarlı. Bizim köylü Sarı Mustafa. Birkaç kişiler geldi. Yani. Evet. Anlat beni anlatmışlar. Neyse, şunu nereden bulduk? Zengibar Kalesi'nde gezerken tesadüfen rast geldim. Bunu hemen aldık. Bu çok güzel bir şey. Küp başlığı aslında şöyle baktığınız zaman. Çok güzel bir eser. Bunu mesela sergileyelim istedik. Böyle Zengibar Kalesi'nin tarihini, İsaora medeniyetine, Doğu Roma'ya, bizim ne kadar köklü bir ilçe olduğumuzun harika bir nişanesi bu. Bunu da sergileyelim. Bu da enteresan. Ali Rıfkı Atay'ın Çankaya'nın ilk baskılarından, yıl 1968. Düşümü yapılacak kitaplarda rast geldik buna da. Murat Bey şimdi bir düşüm yapacağı kitapları bize gösteriyor. Hangisinin yapılıp hangisinin yapılmayacağına biz hemen gelip bakıyoruz. Yeni kitaplar açılınca heyecanla kutu açılışına biz geliyoruz. Neler var, neler çıkar veya hangisi gidecekse biz bir görelim öyle gitsin diyoruz. Çok güzel bir kitap, buraya kadar gelmiş. Güzel. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Tamam, başka bir şey. Ayman Bey, siz tanıya önem veriyorsunuz. Evet. Yani evet. Çok güzel bir şey. Toplantımız yetmedi, sonra inşallah bir daha devam edersin. O Bozkır foto, yani Demir Asaf'ın dışında Bozkır tarihini anlatan o fotoğrafların tamamından oluşan bir koleksiyon yapacağız. Bunları şövalye üzerinde, tuval üzerinde sergileyeceğiz. Sizlerden eski Bozkır tarihiyle ilgili materyal, eşya, görsel, yazılı ne varsa onları isteyeceğiz. Sizler geleceksiniz, onları anlatacaksınız, tanıtacaksınız. Böyle bir ortam oluşturacağız, oturacağız, sohbet edeceğiz. Bozkır'ımızın ileri gelenleri gelecek, İstanbul'dan gelecekler, yazarlar gelecek. Güzel bir tanıtım etkinliği yapabiliriz bununla alakalı. Her şey gün yüzüne çıksın, kimse unutmasın, değer bilelim, kıymet bilelim. Sizin de eşyalarınız varsa onları da sergileriz. Kaymakam Bey, çok güzel bir iş oldu. Şimdi biz belediye başkanını çağırdık buraya, yani Saadettin Bey'e haber ettik, gelemeyeceğim dedi. Kaymakam Bey oraya değindi, ben değinmeyecektim. Müze konusuna değindi. Belediyeden de ricamız, camimizin yanındaki eski belediye, müze diye organize edildi. İçinde ben gezdim. Eski tarihi eserleri gezdiniz mi? Gezdim, bugün bak, gezdim. Kaymakam Bey de gezmiş. Ben onu önerecektim, başkan gelseydi. Ve buraya hazırlıklı gelelim. Bir daha toplantı yaparsak arkadaşlar, Bozkır'la ilgili düşüncelerinizi kafanıza yazın. Bak benim şeyimde bu müzede vardı.
Kaymakam Bey değindiği için bahsediyorum. En kısa zamanda o müzenin açılmasını diliyoruz, istiyoruz yetkililerden. Ricamız. Evet, şöyle oldu yani. Enteresan. Geldiğim günden beri ilk defa ben gidince açıldı. Hiç bugüne kadar ben geldiğimden beri hiç açılmamış. Gördüm, içerideki ortam çok güzel. Buraya güzel misafirler gelir, ağırlanır, Bozkır'ın tarihi anlatılır. Duvarlar bomboş mesela. Oralar çok güzel, Bozkır fotoğraflarıyla tablolar asılır. Abi canım çok güzel. Hatta orada seyredeyim. Evet, alt katını orada seyredeyim. Alt katına bakabiliriz. Selçuklu Köprüsü'ne bakıyor balkonda. Tabii doğru. Tepis ya. İnşallah onun gece ışıklandırması da çok güzel. Kelebekler uçacak. Az sonra herkesin görevi var. Kaymakam Bey. Sağ ol. Bir şey söyleyeceğim. O Bozkır Barajı'nın aşağısında, 4-5 kilometre aşağısında, önceden gelişim dere içi, gelerek gök üzerinde bir köprü var. Yani Bozkır Köprüsü'nün bir köprü, tarihi belli. Şaban Köprüsü mü? Şaban Köprüsü. Şimdi biz orayı gayet iyi biliyoruz. Geçmeyizler bunların sağını solunu yıkmışlar, böyle şeylerini, köprü göçecek. Ama bir türlü bunu anıtlar falan da bildiği halde bir türlü yapılmadı. Hatta ben geçen sene bunu tamir ettireyim dedim. Dediler ki risk yüzeydiler. Dereci muhtarı, diğer muhtarlarla bir görüştüm. Yani yıkılacak orayı ne yapıp yapıp da yıkılmasını önerdi. Bir fotoğrafını çekin de Kaymakam Bey'e bir getirin. Hayır, bu Bozkır Postu'nda resmi var. YouTube kanalında onu geçen sene çekmişler. Kaymakam Bey'de oluyor. Kültür Müdürlüğü'nün envanterinde kayıtlı olduğu için herhangi bir normal müdahale yok. Ancak Kültür Müdürlüğü'yle tadilat yapılması lazım. İşte yani gereken işte. Yani. Kayıtta görünmüyor diye biliyorduk ama kayıtta varmış. Tamam. Allah razı olsun. Kaymakam Bey, şimdi büyüklerimiz iletmiştir size belki ama Zengibar Kalesi'nden bir parça sergilemek yerine. Buraya yol mu? Hayır, oraya oranın değerlendirilecek bir çalışma. Yani, gelmişler, yapmışlar. Evet, turizm hocam, bir tane Konya'dan bir hoca gelmiş, ayarlamışlar. İki sene, üç sene boyunca kazı yapmış. Osman Doğan'ın. Hazırlamış ama ödeneğini kesmişler. Oradan bir şey çıkmayacak. Dön boş ver demişler. Kalmış öyle. Şu müzeyi bir halledelim de. O şöyle, şu da enteresan. Müze işi müze. Gündeme geldi inşallah. Müze. Şöyle bir enteresanlık var. Konya İl Kültür Müdürlüğü güzel bir Konya broşürü hazırlamış. Bozkır'a dair hiçbir şey yok. Aynen, Erice tabii. Neredeyse var. Bozkır'ın ne konağı geçiyor, ne Zengibar Kalesi geçiyor, ne o Selçuklu Köprüsü geçiyor, ne Hisarlık Camisi geçiyor. Ne Kurşunlu Camisi geçiyor. Bozkır diye bir yer yokmuş gibi sanki. Haber yapmışsın. Kültür Müdürümüz Bozkır'dı. Bozkır. O konuya bir el atsa çok güzel olur. Bozkır'ın şöyle güzel bir kitapçık, Konya kitapçığı bize de getirdiler. Ben yolda giderken hepsini okudum. Ya hadim var, şey yok yani. Bozkır yok. Bozkır. Kaymakam Bey'in bu endişesine katılıyoruz. Evet, evet. Destekliyoruz. Ya sancağı alan bir ilçenin sancağına yer verilmez mi? Bravo. Kaymakam, Konya'nın ekmeğini veren Bozkırlıdır. Bunu bravo. Herkes bilir, abilerimiz bilir. Valla Kaymakam Bey, siz bizden çok Bozkırlısınız. Sistematik olarak bir çalışma bizden yapıyorlar. Sizden çok Bozkırlısınız. Allah'a emanet olun.